ise bir düşüş var. Vefat sayısı ise şimdilik öngörülebilir düzeyde açıklamaları geliyor. Peki Profesör Doktor Fahrettin Koca ve uzmanların görüşleri neler? Acaba bu konuyla ilgili önerileri ve uyarıları neler? Bir izliyoruz. İyileşen hasta sayımızın yeni vaka sayımızdan fazla olması her zaman için bize umut verici. Türkiye'nin koronavirüs tablosundaki olumlu seyir sürüyor. Ancak rakamlarda dalgalanmalar da yok değil. Bu vakalardaki düşme seyri devam ediyor. Tabii ki günden güne bazı dalgalanmalar olabiliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin koronavirüs tablosunu sosyal medyadan açıkladı. Buna göre son 24 saatte 21.043 test yapıldı. 1035 kişiye Covid-19 tanısı kondu. 34 kişi daha virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Toplam test sayısı 1.894.650'ye yükseldi. Vaka sayısı 159.797, vefat sayısı ise 4.431 oldu. İyileşen hasta sayısı son 24 saatte 1.268 artarak 122.793'e ulaştı. Kontrol altında olmayan ya da bizi endişelendiren ciddi bir geri dönüş sinyali olmadı. Yoğun bakım ve entübe hasta sayısındaki düşüş de sürüyor. Yoğun bakımdaki toplam hasta sayısı 723, entübe durumda yani solunum cihazına bağlı hasta sayısı ise 331 oldu. Yoğun bakım sayılarımızın da düşmeye başladığını görüyoruz. Tabloyu değerlendiren Sağlık Bakanı Koca, salgına karşı verilen istikrarlı mücadeleye vurgu yaptı. Veriler riski küçültmede istikrar sağladığımızı gösteriyor. 83 milyonun başarısı devam etmeli. Daha fazla özgürlük, tedbirlere eksiksiz uyuma bağlı. Özgürlüğün istediği özveriyi gösterelim. Yeni hayat tarzımız kontrollü sosyal hayat, hep birlikte tedbir. Virüse izin vermeyecek, fırsat vermeyecek tedbirleri alarak salgını tekrar başa döndürmeden kontrollü bir şekilde hayatımızı geri alacağız. Bunu yapmak zorundayız.